Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Efsane Köyler serimizin bir sonraki bölümü için karşınızdayım. Bugün birbirinden güzel, birbirinden keyifli, birbirinden şekilli, birbirinden değişik köylerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Ben daha önce bakmadım. Yemin edebilirim bakmadım. Ama eminim birbirinden güzel köyler vardır arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel köyler vardı. Efsane şekilde ilgi çekici köyler vardı. Yukarı kısma etiket bırakacak olmam lazım. Bırakırım diye düşünüyorum artık unutmazsam. Evet. Dilerseniz öncelikle kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz diyelim. Hemen ilk köyümüzle başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk oyuncumuz Crazy Rock. Night Clash 2 klanında belediye binası 10 hesabıyla karşımızda. Arkadaşımızın nasıl bir düzen olduğunu çok merak ediyorum açıkçası. Düzenini şu an belediye binası 10'lara gelmesi için açtım gitti. Şimdi abi, hadi canım, oyunun ilk zamanlarından çıkan taş duruyor. Şu an bu taş çıkmıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bu taşı geçtim, şu çıkmıyor, bunlar da çıkmıyor zaten. Şunları bilirsiniz, oyunun ilk zamanlarında, ilk oyuna başladığınız zamanlarda verilen taşlar. Ama Clash of Clans 2012 yılında çıktı. 2012'den sonra 13, 14 ya da 15 arasında bir güncelleme geldi ya da 14'te gelen güncellemeyle bu kaya kaldırıldı arkadaşlar. Oyundan kaldırıldı. Lakin hala bu kayadan bulunan arkadaşlar varmış demek ki. Uzun zamandır denk gelmiyordum. O da ne yapmış? Düzen yapmaya çalışmış. Bakalım şöyle bir abi, buz arka planını almış. Donmuş arka plan, pardon. Donmuş arka planı almış. Sağda solda gayet güzel Cadılar Bayramı konseptleri var. Boş Light Might var falandı filandı. Inter Milan'dı. Evet. Geldiğimiz ve gördüğümüz gibi onuydu lan. Bir şeyler oluyor be. Savunmaları da gayet düşük bir seviyede arkadaşlar. Öyle ahım şahım bir yükseklikte savunmaları yok. Adam herhalde bugunu bulmuş oyunun. Gayet de güzel dizmiş ortaya. Ortaya da güzel bir şeyler yapacak gibi hissediyorum. İlerleyen zamanlarda bakabiliriz buna. Evet, ilk köyümüz bu şekildeydi. Bir sonraki köyümüzle devam edelim. Evet, Godlike klanında isimsiz bir arkadaşımız denk geldi bu sefer. Adamın kodu 9988P. İsteyen arkadaşlar bakabilir dostlar. Şimdi adam 178. seviyede belediye binası 14 hesabıyla gayet iyi bir vaziyette, bir hesabı da varmış. Evet, gayet iyi, çok kötü değil arkadaşlar. Şimdi abi düzenine bakmak istiyorum öncelikle. Burada anormal bir şey göremedim. He, tamam. Oo. Görüntüye bak. Girişte hiçbir şey göremedik ama abi adam buralarda fazla bir şey yok. Şöyle kenarlara bakmak istiyorum hızlıca. Buralarda balonlar, parlak fenerler var. Boş Light, ürkütücü ağaç, 8. yıl dönüm pastası, yeni yıl ağacı, 7. yıl dönüm pastaları var. Burada aynı şekilde yine o kayalardan var arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman dikenli kaktüs var. Burada bayağı bir destan heykeli, bilmem ne heykeli, şu heykeli, bu heykelinden mevcut. Abi adam buraya ne var ne yok buraya doldurmuş. Aynı zamanda kayaları mayaları da buraya taşımış. Baya bir emek harcamış diye düşünüyorum ben buna. Taşımış çünkü hepsini engel köyüyle kaldırmış arkadaşlar. Çok da güzel olmuş açıkçası ya. Sadece şu bölüme bakabilirsiniz mesela. Şu bölüme bakabilirsiniz. Şu bölümde efsane yatıyor ya. Bu köy de güzeldi bence. Emek verilmiş bir köy her zaman güzeldir arkadaşlar. Bu adamın adı yok ha. Atsız bu adam. Atsız. Evet. Bu köyümüz bu şekildeydi. Dilerseniz bir sonraki köyümüze geçelim. Evet. Bir sonraki oyuncumuz
Spartano. Top Warrior klanında belediye binası 14. Full artı full bir köyü var derken Alev Atıcı ve 2 tane peti kalmış arkadaşlar. Maxlaması için. Şimdi bu köy düzeni bizim için gelsin. Yani belediye binası 14'ler için gelsin. Ya. Abi merkeze toplamış bu da ya. Bayılıyorum şöyle var ya. Yeminle şu yeşil görsel hazırlayan arkadaşlara bayılıyorum arkadaşlar ya. Bakar mısın adam ortaya güzelce ne ağaçları dizmiş. Duvarlarla da desen vermeye başlamış. Çalışmış hatta. Şuralara da şeyleri koymuş. Akan çeşme, iksir çeşmesi. Buralara da heykellerden dizmiş. Abi ne güzel olmuş yemin ediyorum ya. Sizce güzel değil mi arkadaşlar? Bence gayet güzel. En güzel köy sizce hangisi? Yazabilirsiniz yorumlara. Bence şu ana kadar gelen en güzel köy bu. Bence bu. Savunmaları falan da her şeyi max zaten. Bizi orası alakalı etmez. Bizi burası alakalı eder şimdi. Bu videoda burası alakalı eder arkadaşlar. Başka videolarda oralarda alakalı edebilir. Evet. Bir sonraki oyuncumuzla devam edelim. Hardinho TH11 demiş arkadaşımız. Lakin belediye binası 12 hesabıyla karşımızda arkadaşlar. Şimdi ayağıma bir şey takılıyor. Belediye binası 12 gayet iyi. Bu düzende bakalım ne göreceğiz, ne işleyeceğiz. Bakalım düzeni nasıl. Tamam. Daha öncelerde denk gelmişti böyle bir düzen. Lakin emek verilmiş ve görsellik katılmış. Arkadaşımız ormancı zannedersem. Sürekli çam ağaçlarını dizmiş. Abi balta girmemiş, orman gibi bir köy yapmış buraya. Sadece çam ağaçlarından ortaya çıkan bir düzen ayarlamaya çalışmış. Aynı zamanda şuraya da tüm bayraklardan koymuş. Bakalım Türk bayrağı koymuş mu? Dikkatimi her zaman o çekmiştir. Bayrakları dizmişse Türk bayrağı genelde koymuyorlar arkadaşlar. Ben göremiyorum. Koymuş, tamam. Bu demek ki bize düşman bir arkadaş değil. Evet. Sinsi Goblin'i de ganimet kasıyorsun. Gayet güzel. Abi köyün durumu ortada. Bu şekilde sizler nasıl buldunuz yorumlara alabilirim. Evet. Gözüme çarpan bir şey arıyorum ama yok gibi duruyor. Burada biraz normal sadelikten yana kullanmış düzenini. Diyelim son oyuncumuza geçelim. Evet son oyuncumuz Zek. Zek geldi. Evet belediye binası 13'lere geliyor bu da arkadaşlar. Hazır mısınız? Belediye binası 13'ler burada mı? Bakalım belediye binası 13'te nasıl bir düzen derken belediye binası 12'nin düzeniyle birebir neredeyse aynı. Yalnız bunda da gördüğünüz gibi sadece çam ağaçları var. Lakin bunda daha fazla çam ağacı var. Sağa sola da biraz yayılmış bunlar. Sadece çam ağacı deseni uygulamaya çalışmış bu da. Gayet güzel abi ya, emek verilmiş. Boşluk bıraktığı yerde mi çıkmış acaba, yoksa taşımış mı diye düşünmekteyim şu an. Dışarıdakiler neyse çıkmıştır, onları bırakmıştır, diğerlerini kaldırmıştır da. Ortadakileri şu an hiç kestiremiyorum. Ya boşluktan çıkmıştır ya da engel köyüyle taşımış olabilir. Ama gayet güzel abi, başarılı. Emek verilen her şeye saygımız vardır. Diyelim bir Efsane Köyler serisinin daha sonuna geldik. Bir sonraki Efsane Köyler serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.